arkadaşlar, Hakan hasta. Ama korona değil. Ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Hoş biz bulduk. Az önce kahvaltı masasına oturduk ve kahvaltı yapıp bugünkü planımızı konuşuyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Fayans. İki gündür bugün fayans. Çok işimiz Her var. Her gün fayans. Yok, dün bayağı gezdik, oturma odası için fayansları seçtik, daha doğrusu bulduk. Şimdi bir yatak odasına banyo aynen eksik, bir de onlar için bakalım dedik. Bundan önce zaten bir bakmaya gitmiştik ama o ondan önce baktığımız yerden vazgeçtik çünkü biraz pahalıya mal aynen olacaktı. O yüzden şimdi yeniden fayans bakmaya gidiyoruz. Başka da bilmiyorum. Başka bakalım. Da planımız yok. Hastayız. Halimiz malum. Evet arkadaşlar, biz hazırız. Üstümüzü giyindik. Bu arada geçenki videomuza o kadar çok büyük tepki gelmiş ki boğazlı kazak giymiştim çünkü. Bugün de bot giydim. Oha, ilk ay mevsimlerimi karıştırdım falan diye yorumlar gelmiş arkadaşlar ama ben keyfimden tabii ki öyle giyinmiyorum. Hakan'ın da demin dediği gibi ölüyorum. Havalar çok soğuk. Hava vallahi çok soğuk. Biz Türkiye'den geldiğimizden beri hava hiç iki kere hava güzel oldu, 25 derece oldu. Sana acı kazık. Onun dışında hep 15, 14, 16 derece ve sürekli yağmur yağıyor. Yani o yüzden böyle giyiniyoruz. Yol üstünde bir de Nike Outlet Center var. Bir de buraya uğrayalım dedik. Artık bize mi, kendimize mi, Hakan'a mı, bebeğimize mi bir şey bakacağız bilmiyorum. Bakalım ne bulacağız. Bebekler için hiçbir şey yok değil mi? Allah'ını söylesin, ölüler içinde yani. Şimdi yemeyecek ki. Aynen, bunlar daha çok büyük. Çok tatlı ama. Bir dakika. Bak anca böyle ayakkabılar olur şimdi. Bak be, anca böyle ayakkabılar olur şimdi. Altı yumuşak olması gerek. Anladım. O yüzden daha bekleyeceğim. Aynen. Biraz büyüyene kadar. Ama gerçekten, wow, baksana ne tatlı. Hakan, ama şuna bir bak be. Ne kadar cool. Richtig cool. Erkek mi kadın kız mı bu? Alalım bunları. Abi benim de hoşuma gitti. Outlet'te hiçbir şey bulamadık. İyi ki özellikle vallahi gelmedik ya buraya. Sırf yolumuzun üstünde. İnşallah fayansı buluruz da boşu boşuna hiç gelmemiş oluruz. Aynen. Hadi abingile gideceğiz de ama gördük daha dün abingili boşu boşuna taburaya gelmiş olmuş. Çünkü biraz uzakta şimdi bizim gideceğimiz yer. Günspur tarafında kalıyor arkadaşlar. Yani bize yaklaşık 60 kilometre. Bir de abimlerin yakınında yani, o yüzden dedik oraya gitmişken oradan sonra bir de abimleri vururuz. En kötü ihtimal yine yeğenlerimi görmüş olurum. Ya dün gördün, 12 saat olmadı, dalga mı geçiyorsun? Ne yapalım artık? Aynı eve taşın o zaman sen yeğenlerini. Ya en azından boş boşuna gelmiş olmaz ama buluruz ya. Bakalım. Burada da güzel olmasına güzeldi fiyatları da. Tıpkalı. Bayağı pahalıymış. Yine mi? Güzel değil mi? Aha. Yatak odasına böyle beton optiğinde bir şey düşünüyoruz. Siyah şeyleri var, böyle detayları var. 35 euro diyor metrekaresine bak. Ya fena değilmiş. Dün ne kadardı beğendiğimiz? 23. Yani arada 10 euro ama 13 euro. 13 euro fark var. Ama zaten yatak odası hani o kadar büyük olmadığı için çok da fark fazla etmiyor. Fark etmiyor. Hesap edeyim. Bunlar da hep benzeri, fiyatları da hep aynı. Aynen. 60'a 60, 35 euro. Bu çok koyu, bu da çok açık. Evet. Yunanistan'da otel odası ne kadar güzeldi, hatırlamıyor musun? Aynı bu, 70-71. Aynen. 35 euro. Ben asıl banyoya bir şey buluruz diye ümitlenmiştim ama bence dün baktıklarımız daha güzeldi. Ama uzunlamasına değil hayatım. Daha iki tane baktık. Biri dört kare, böyle kare şeklindeydi. Biri de uzunlamasınaydı. Uzunlamasına mı istediğimiz gibi değildi. Ne kadar zormuş bu iş ya. Aslında hiç de zor değil. Ya ama ciddi biraz söylüyorum.
büyük bir yatak odamız olmadığına göre şöyle bir 30-40 metrekare yatak odamız yok, fiyatta fazla fark oynayacak. 15 metrekare yatak odası var. Ha fayans olmuş 30 euro, ha 35, ha 40 euro. Tamam, aradaki fark en kötü ihtimal 150-200 euro. Onun içinde o sağa git, sola git, 2 ay boyunca artık ara. Hepsi de birbirine benziyor. Arada o 3 euro daha ucuz, o 5 euro. 2 ay arıyoruz derken harcayacağımız benzin parası zaten 100-150 euro. Mantıken hesaba bakar mısın? Boşu boşuna 150 euro benzin parası gitti. Ama... bir hoşuna gideni tak vereceğim, fiyatı da asmaz. Arkadaşlar şimdi tekrar başka bir yapı markete geldik Ulm'de. Başka bir şehirde. Ve banyoya sanırım hem uygun hem istediğimiz gibi fayans bulduk. Baksanıza, yok bu değil de. Aşkım açar mısın? Şu. Bu yer. Bir de fiyatı da o kadar pahalı değil. 39 euro. 40 euro. Güzel değil mi? Bu gerçekten, hacı. Bu hoşuma gitti. Bu ikisi duş kabinin içine böyle ahşap istediğimiz için bu renkler çok güzel. Bak şöyle ahşap optiği. Ahşabı da bul hemen. Aynen. Oyna hangisi? Be. Vallahi şu ahşabı da hiç seçemedim. Hepsi de birbirine benziyor. Şu renk. Seri lime bu. Hangisi hayatım? Şu hayatım. Şu. Tamam hayatım, seri lime bu. Alır mı güzeli? This is some. Dur. Wow, Berkay. Gel. Çok güçlüsün halacığım. Kaldır. Aferin. Tamam, gel. Wow, çok güçlüsün. Anne ne güzel yardım ediyorsun. Niye anneye yardım etmiyor? Ben yardım ediyorum. Bak ben de alışverişleri yerleştiriyorum. Ben de. Evet, evde mutfak, burada mutfak. Her yerde mutfak. Aynen. Hacı. Yengem şimdi çocuklarla meşgul olduğu için ben yemek yapıyorum arkadaşlar. Gerçi çok bir şey de yapmıyorum. Bugün burger yiyelim. Neyi yiyoruz? Self-made dedik. Burger. Aynen, evdeki gibi. Çok lezzetli oluyor. Evet, burgerlerimiz de hazır. Yemeğimiz. Dışarıdaysan burgerin tanesi kaç? 5 euro. Nein, fazla. Tanesi canım sırf. Hayır, burger. Böyle burger, normal burger restoranta gidersen 13 euro. Yanına da pommes. Yuh. Evet. Yuh be. Burger McDonald's'e tabii ucuz. Hadi gelin. Berkay, du bummisch die für Junge. Şimdi arkadaşlar hem elma hem erik toplayacağız. Abimler Türkiye'de elma yokken. Elma topladın mı? Ama görmedim ki. Yetmez mi? 7 tane. O zaman erik toplayalım. Ben erikleri çok seviyorum. Bunlar da tam kıvamında. Hepsi ermiş. Dur, bunlar elma. Ben demin yedim. Yedim. Güzel mi halacığım? Evet. Hani başka nerede var? İlkay, erik ağacı her tarafta. Hayır, olsun. Duygu bu taraftakiler güzel dedi. Tamam. He şunu olabilir. Diyor o zaman. Dur be. Bakayım be. Burada erik ağacı var. Bir de burada erik ağacı var. Duygu hangisi güzel? Bu mu? O mu? Çak. Çok güzel. Hakan. Bak buradakiler güzelmiş diyor. Elma ağacının arkasında bir tane daha var. Maşallah bahçeleri o kadar bereketli ki arkadaşlar. Baksanıza. Koca koca erikler. Bir de bunu deneyelim. Hangisi daha güzelmiş? Sen de topluyorsun halacığım. Elma mı? Berkay sakma basa. Denişti gibi al. Denesene. Denedim çok güzel. Ya. Bunlar farklı. Hadi gel. Berkay. Düşmotkanone. Bırak. Lass los. Bırak, bir şey olmaz. Bırak, bir şey olmaz. La oğlum, ayakların yerde, deli misin? Bir şey olmaz. Manyak ya. Hakan, poşeti açar mısın? Giyemiyorum. Ya ayakkabını giyeme, giymezsen yürüyemezsin. Allah. Sıkı tutun. Halacığım tekrar git. Tekrar çık. Ya. Korkuyor musun? Evet, saygı gidiyorum abi. Ben. Hakan, dolu kıracaksın. Hey. Allah'ım.
Enişte. Ne yapıyor enişte? Enişte. Bırak. Ne de? Kırılacak de. Ya ne kırılacak? De. Bir şey olmaz. Koskoca ağaç. Arkadaşlar biz eve döndük ve yokluğumuzda dev bir kargo gelmiş. Hep beraber açalım diyorum. Aşkım hadi. Şimdi markasını gördüğüm için içinde ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ama size sürpriz olsun. Gel. Taşla, nasıl taşı? Şu arka odaya götür. Çok Allah. Mu ağır? Ölüyorum. Ölüyorum. Aa, çok heyecanlıyım. Bilmem, umarım güzeldir. Hiç daha canlı görmedin değil mi? Aa. Ben de. Arkadaşlar, bebek arabamız geldi. O kadar şey sipariş verdim ki, yani sırf bebek arabası değil, bütün bebek arabanın ekipmanını da sipariş verdim, hepsi takım olsun diye. O niye boş? Aa, o niye boş? Sıra olsun. Düşmüş mü? Hazır mıyız? Hadi çıkalım. Ellerimizi de soğuktan koruyalım. Ne oldu, ne oldu? Evet, bu bebek arabamız arkadaşlar. Şöyle sen bir dur bir. Manyak ben geldin ya. Geri git bir. Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Tamam, stop. Şöyle bir göstermek istedim çünkü. Komple siyah seçtik. Hakan siyah olsun dedi. Nasıl? İyi mi? Yani hepsini dediğim gibi komple siyah seçtik. Buralarını deri istedim ben. Ondan sonra ayrıyetten bir de birkaç aksesuar seçtik. Mesela kahve, yani bardak tutacağı. İlkay için okul çantası seçtik. Burada bebeğimiz kış bebeği olacağı için böyle bebek arabasına ekstra eldiven de aldım arkadaşlar. Çok kullanışlı olacak diye düşünüyorum ama bebek gelince, yürüyüşe çıkınca artık göreceğiz. Altında şöyle bir sepeti var. Ondan sonra bakın, burada yazın için güneş şemsiyesi, yağmurluk. Bunu da taksana. Şöyle olacak mı? Ya da o öbürü için mi? İki tane şeyi var çünkü. Aynen. Bu kadar basit. Hem yağmurluk hem de sineklik. Hay anasını, sanki var ya ormana gideceğiz çocukla, kamp yapacağız anasını satayım. Şey, Survivor'a gidiyoruz. Niye, yaz günleri ama olabilir. Bebeğimiz ya, tamam, sinekler yemesin. Yani bu unsuzda olurdu. Berkay nasıl oldu tatilde? Hep sinekler yedi, yazık çocuğu. O da doğru aslında, şöyle yatırınca. Aynen, yatırınca böyle yaz günlerinde mesela dışarıda olunca ekstra, yani bak ben neleri düşünüyorum, görüyor musun? Anneler neleri düşünüyor? İşte sizin babalar, beyniniz bu kadar çalışıyor. Ondan sonra şişesi için böyle termos çantası aldım arkadaşlar. Ve bu da tekrar böyle yeme içme için termos çantası. Bunlar da pusatı için böyle adaptörler. Yalnız onu deneyemeyeceğiz çünkü hepsini anneme götürdük, burada biraz yer açılsın diye. Bunu artık bebek doğduktan sonra tabii deneriz. Bu da başka puset daha. Onu takalım. Bunu herhalde 6 aylık olduktan sonra mı kullanacağız? 6-7 aylık olduktan sonra aşağıda. Bu da şimdi diğer versiyonu. Yatırsana komple. 6 ay olduktan sonra. Aynen, böyle komple yatıyor. Ondan sonra işte bir de kaldırılıyor. Bu da yine ayaklar için ekstradan böyle tulum mu diyeyim, battaniye gibi bir şey herhalde, kalın bir şey. Aslında ya buna hiç ki ama buna lazım olacak. Niye dersen yaz olacak. Aynen zaten. 6 aylık olduktan abi sonra yaz olacak. Nasıl olacak? Onu bir çek. Çok pratik duruyor bence bunu çekince. Değil mi? Bak. Oh. Aynen. Şimdi tekrar komple bir kaldır. Bir dakika. Böyle de çok düşük. Çok alçak. Böyle tam bana göre ne? Kollarını hikaye, sen küçüksün. Niye böyle tepede tutayım ki? Bu ne? Tamam, şunu kaldıralım bir. Şuradan. Bir dakika, anlamadığın şeyleri elleme. Okey. Aynen. Bunun da yine burası bakın. Güneşliği yine deriden. Buyursa. Hadi eyvallah, muchacho.
Sevmiş lan. Çok güzel. Ne yapacağız şimdi bunu? Bunu da mı annemlere götürelim? Hayır, bu evimizde kalacak. Neden? Ben bunu çatıya matıya koymam. Ama çok yer kaplayacak. Ne yer? Kenara park edeceğiz. Parking. Hadi gözümüz aydın. Hayırlı olsun. Oğlum hadi, bebek araban hazır. Gelebilirsin. Bekliyor seni. Araba hazır, bebek arabası hazır. Babam. Bu odayı kilitliyoruz. Ne gülüyorsun? Nale girecek içine resmen, ondan sonra deriyi çizecek. Hiç uğraşamam. Gerçekten. Daha çocuk doğmadan bebek şey, kedi kılı olacak. Aşkım kilitleyecek mi gerçekten? Evet. Gireceğimiz zaman sen de aşkım. Bebeğimiz doğana kadar kilitli mi kalacak bu odada? Yok, annengile götüreceğiz. Zaten. Aynen. Şimdi. Gelecek günler anneme götürelim bari. Kardeş. He. Kilitlenmiyor. Kilitlenmez mi ya? İyi hadi. Giremezsin. Nala ne diyor bu? Nerede Nala? Nala? Ne diyor baban? Kitledin mi şimdi harbi? Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Biz pijamalarımızı giydik. Şimdi de akşam rutinimi uygulayacağım her zamanki gibi. Dediğim gibi umarım videomuz hoşunuza gitmiştir öylesi. Bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.